Merhabalar arkadaşlar. Ben matematik öğretmeni Hasan Yığın. Şimdi sizlere polinomlar konusunda işlediğimiz 20. föyün sorularını çözeceğim arkadaşlar. Soru çözümümüze başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi verilen sorumuza bakacak olursak arkadaşlar, Bayes polinomu aşağı giden hangisi diyor arkadaşlar. Polinomlarda bölme işlemiyle ilgili bir soru. X artı 5 ile x eksi 2'yi çarparız arkadaşlar. 3 ile toplarız. Bayes polinomumuz nedir arkadaşlar o zaman? Burada evet x artı 5'i yazalım. X artı 5'i yazdık arkadaşlar. Bir de x eksi 2 ile çarpıyoruz. Ve 3 ile topluyoruz. Çarpalım arkadaşlar. X kare eksi 2x artı 5x eksi 10 artı 3. X kare artı kaç oldu arkadaşlar burası? 3 eksi 7 oldu. X kare artı 3 eksi 7. Cevabımız C şıkkı. Yukarıdaki bölme işlemine göre B polinomu aşağı giden hangisidir diyor arkadaşlar. B, Bayes polinomu aşağıdaki giden hangisidir? Bu polinomu buna böleceğiz arkadaşlar. Bakkal bölmesi dediğimiz normal bölme işlemini yapalım. Evet. Bire bölüyoruz. Arkadaşlar x kare terim bulmak için x'i x yapacağız. X kare artı x oldu. Çıkartalım arkadaşlar bu polinomdan. X kareleri gitti. Evet tabii şu polinomu eksiyle çıkartırken işaretini çarpacağız arkadaşlar. İşaretler değişti. Kareler birbirini götürdü. 4x'ten x çıktı. 3x kaldı. 3. Bunu kaçla çarpacağız? Bulmak için x'i terimi 3'e çarpacağız. 3x artı buradan geldi. Ve aşağıdaki polinomu yukarıdaki polinomdan çıkarttığımız zaman kalan 0 olur arkadaşlar. O zaman Bayes polinomu x artı 3 olarak bulunmuş olur. Şimdi Bayes polinomu x kare artı 4 olduğuna göre Bayes polinomu x artı 2 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Evet, bu bölümden kalanı bulmak istiyoruz arkadaşlar. Bunu iki türlü de yapabilirsiniz. Bakkal bölmesi dediğimiz yöntemle de yapabiliriz. Diğer yolları da yapabiliriz. Şimdi bölme şu diğerleri de yapalım. Daha da yaparız. Çarpalım arkadaşlar burası. X kare x oldu. Ve bu ikinci polinomu çıkartacağız arkadaşlar. Çıkarttığımız zaman ne oluyor? Yani eksiyle çarpıp toplayalım. X'lerle birbirini götürdü. Yani bunun işareti o zaman ne oluyor arkadaşlar? Şu eksiyi etkilettirirsek. Bunun işareti eksi oldu. Bunun işareti de eksi oldu. X'lerle gitti. 4 eksi 2x kaldı arkadaşlar. X'in önünde kaç var? Eksi 2 var. X'i kaçla çarparsak eksi 2 buluruz. Eksi 2 ile çarpacağız. Eksi, o zaman şu polinomu düzgün yazalım arkadaşlar. Şurayı düzeltelim. Eksi 2x artı 4 diye yazalım. Bunu da eksi ile çarptık arkadaşlar. Eksi 2 ile eksi çarpalım. Eksi 2, eksi 4 geldi. Eksi ile çarpalım aşağıyı. Ne olacak? Bunun işareti değişecek. Eksi ile çarptığımız zaman bura artı oldu. Bura ne oldu? Artı oldu. Bunlar birbirini götürdü. Sonuç aldı. Tabii bu bakkal bölmesini yapmadan da arkadaşlar biz bu bölme işlemini yapabiliriz. Neydi? Bu bölen polinomunun sıfırını buluyoruz arkadaşlar. Bu polinomun sıfırı kaçtır? Eşitlerin eksidir. O zaman kalan polinomu bulmak için de x gördüğümüz yere Bayes polinomunda x gördüğümüz yere kaç yazıyoruz? Eksi 2 yazıyoruz arkadaşlar. X2'nin karesi kaç yaptı? 4 artı 4 eşittir 8 arkadaşlar. Bu da kalan oldu arkadaşlar. Kx kalan polinomumuzda 8. Kalanı bulmuş olduk arkadaşlar. 8'dir. Bayes polinomu x ile bölümden kalan dediği zaman arkadaşlar ne yapalım? X ile bölümden kalan dediği zaman x'i sıfırlayan değeri kaçtır? X yerine 0 yazıyoruz. Kalanı bulalım arkadaşlar. Kalan neymiş? X'e 0 yazdığımız zaman 0 artı 0 artı 1. Kalan kaçmış? X polinomunda kalan 1'dir arkadaşlar. Kalan polinom 1'dir. Şurası 1 olacak. Eksi 1 değil yani. Eksi 1 gibi çıktı uzadı. Evet. 1 olur. Kalan 1'dir. Kalan 1'dir arkadaşlar. Polinom çarpanlarından biri eksi 1 olduğuna göre m kaçtır? Bir polinom çarpanlarına tam bölünür arkadaşlar. Polinom çarpanlarına tam bölünür. Tam bölünmesi demek kalanın sıfır olması demek. Yani bunu sıfırlayan değeri kaçtır? 1'dir. X eksi 1'i sıfır eşitlerseniz x'e 1 yazdığınızda kalan sıfır
sıfır olacak arkadaşlar. Öyleyse yani P'nin 1'deki değeri sıfır demek. P'nin 1'deki değeri sıfır olacak. 1 verirsen arkadaşlar 1 eksi 3m artı 5 eşittir sıfır geliyor. 3m eşittir 6. M'nin değeri de 2 geldi. M'de 2 bulduk arkadaşlar. M buradan 2 olarak bulundu. Px artı 2, 3x kare eksi 2x artı 5 olduğuna göre Px eksi 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Bu polinomun x eksi 3 ile bölümünden kalanı istiyor arkadaşlar. Şöyle yaparız. Bu sıfır endere kaçtır? 1'dir arkadaşlar. Yani değil mi? Yani pardon. Bu polinom x eksi 3 ile bölümünden dediği zaman x sıfır endere kaçtır? X 3'tür. 3 verelim arkadaşlar burada. P2 oldu. Bizden P2'yi bulmamız istiyor. P2'yi nasıl buluruz arkadaşlar? Şu polinomda x yerine kaç yazacağız? 0 yazacağız. X'e 0 diyoruz. P2 eşittir 5'tir arkadaşlar. Bunun değeri de 5'tir. Yani P x eksi 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan kaçmış arkadaşlar? 5'miş. Evet. Bölüm işleminde bölüm ile kalanın toplamı aşağıdakiler hangisidir? Evet arkadaşlar bunu x kare ile çarparım. Burası kaç oldu? X küp oldu. 3 x kare oldu. Arkadaşlar bunu eksiyle çarpıyoruz. İşaret çıkartmak için. Bu ifadeden bunu çıkartmak için x küpü terimine gitti. Burada 5 x kare kaldı. 5 x kare eksi 4 x artı 1. 5 x kareyi bulmak için de bunu ne yapacağız? 5 x'e çarpalım ki 5 x kareyi bulabilelim. 5x kare eksi 15x oldu. Bunun işaretini eksiyle çarp. Bunu da eksiyle çarp. Kaç oldu? 15x eksi 4x 11x oldu. 11x artı 1. Bunu da 11 ile çarpacağız arkadaşlar. 11x eksi 33 oldu. Bunu da eksiyle çarpalım. Burada 34 oldu. O zaman işlemde bölüm ile kalanın toplamı. Bölüm bu arkadaşlar. Kalan da 34. Bunları topladığımız zaman ne geldi arkadaşlar? X kare artı 5x artı 11 34 ile topla 45 yapar arkadaşlar. Cevap Bursa. Evet arkadaşlar bu polinom veriliyor diyor. Px polinomunun x eksi 3 ile bölümden kalan 23 olduğuna göre a kaçtır diyor. Px polinomu x eksi 3 ile bölümden kalan 23 ise bu sıfır, bu polinomun sıfırlayan değeri kaçtır? 3'tür. P'nin 3'teki değeri kaçtır? P'nin 3'teki değeri 23'müş arkadaşlar. Bizden a'nın değerini istiyor. Buranın 3 olması için P'de x gördüğümüz üzere kaç yazacağız? 4 vereceğiz arkadaşlar. X eşittir 4 için diyelim. Burada P3 oldu. 4'ün karesi 16 artı 4 daha artı 3 eşittir 23. Evet arkadaşlar. A'nın değeri kaç gelir buradan? Eşitliği yakalamak için. A'da 1 de gelir. A'nın değeri otomatikman 1 olarak bulunur. Polinomun çarpanlarından biri x eksi 1 olduğuna göre a kaçtır diyor. O zaman bu polinomun çarpanından biri x eksi 1 ise bu polinomun sıfırlarından biri de x eşittir 1'dir arkadaşlar. X'e 1 verdiğimiz zaman burada kalan 0 olacak arkadaşlar. P'nin 1'deki değeri 0 olacak. X'e 1 verdik. 2 eksi a artı 1 eşittir 0 geldi. A'nın değeri buradan kaç geldi? 3 geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bu soru Px polinomu x2 ile bölümden kalan kaçtır? P'nin 2'deki değerini istiyor arkadaşlar. P2 kaçtır diye soruyor. P'nin 2'deki değerini bulmamızı istiyor. Şimdi arkadaşlar x'e 2 verdiğimiz zaman bura P'nin 2'deki değerini bulmak için x2 verdiğimiz zaman burayı sıfırlıyoruz bakın. Evet 2 verdiğimizde burası 0 oldu. 0 çarpı Px 0 yapar. 2 verdiğimizde burası 4 oldu. 2 verdiğimizde eksi 6 oldu. Artı a eşittir 0. A'nın değeri buradan 2 geldi. A 2'dir arkadaşlar. O zaman x eksi 2 çarpı px eşittir x kare eksi 3x artı 2. Şimdi arkadaşlar bu px'i x eksi 2 ile çarpıp bu polinomu bulduysa bu polinomun sıfırlarından biri x eksi 2'dir.
Şimdi bizden P2'si bulmamızı istiyor. P'nin 2'deki değerini bulmamızı istiyor. P2'yi bulmak için 2 verdiğim burası sıfırlıyor arkadaşlar. O zaman bu sıfırlayan değeri atmamız lazım bu polinomdan ki P2'si yalnız bırakabilirim. O zaman x-2 çarpı P2 bir. Bunun çarpanlarını bulalım arkadaşlar. X-1'e pardon x-2'ye x-1 olarak çarpanlarını yazarız bu polinomu. X-2'ler birbirini götürür. P(x) polinomu kaç kaldı? 1 kaldı arkadaşlar. Bizden soru ne istiyor? P'nin 2'deki değerini istiyor. P'nin 2'deki değeri de kaçtır arkadaşlar? 1'dir. P'nin 2'deki değerini de 1 olarak bulmuş oluruz. Bakalım bu polinomumuzda ne var arkadaşlar? Bu polinomumuzda evet. Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi Qx polinomunun x ile bölümünden kalan kaçtır? Yani Q0 istiyor soru bizden. Q0 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar şu m'yi buraya atalım. 2 çarpı 4 eksi x kare 3x artı 6 eksi m eşittir x çarpı Qx eksi 1 yapar. O zaman Q polinomunu bulmamız lazım. X yerine eksi 1 vereceğiz ki arkadaşlar bu polinomu bulmak için bu polinomun çarpanlarından biri x artı 1'dir. O zaman bu polinom kime tam bölünür? X artı 1'e tam bölünür. X yerine eksi 1 verelim arkadaşlar. Burası 2 oldu. Burası eksi 1 oldu. Eksi 3 oldu. Artı 6 eksi m eşittir. Kaç yaptı? 0 yaptı. 6, 9, 6 pardon 2 daha 8, 4 çıktı 4. M'nin değeri 4'tür arkadaşlar. M'yi 4 olarak bulduk. M'yi 4 olarak bulduysak buradan da Q'nun sıfırdaki değerini bulacağız. Yazalım. 2 çarpı x üstü 4. M'yi 4 bulduk. 6 eksi 4 2 oldu. Efendim burada da x artı 1 var. Çarpı Qx eksi 1. Soru bizden Q'nun sıfırdaki değerini bulmamızı istiyor. X yerine 1 yazarsak arkadaşlar burası kaç oldu? Q 0 oldu. Efendim x yerine 1 yazıyoruz arkadaşlar. X yerine 1 yazdık. 2 eksi 1 eksi 3 artı 2. Evet. Buradan da kaç geldi arkadaşlar? M'nin değeri 4'tür. Q 0'ı istiyor burada. Evet. 6 eksi m eksi 1 verdik. 8 eksi 4. M'nin değeri 4'tür. Evet 2 geldi. X'e kaç veriyoruz arkadaşlar? 1 verdiğimizde 2 eksi 1 eksi 3 1 verdiğimizde burası 2 oldu. Q 0 geldi arkadaşlar. Q'nun kaçtaki değerini buluyoruz? X'e 1 verdik arkadaşlar. X'e 1 verdiğimiz zaman arkadaşlar şurada bir hata yaptık biz başlangıçta pardon. Şöyle bir düzeltelim arkadaşlar. X'e eksi 1 verdiğimizde işlem hatası yaptı. Burası 3 oldu. Arkadaşlar X'e 1 verdik 3 oldu. Artı 6 eksi M yaptı. 6, 9, 11, 6, 9, 11, 1 çıktı 10. M'nin değeri 10 gelir arkadaşlar. Şöyle düzeltelim arkadaşlar. İşlem hatası yaptık. Özür dileriz. Evet M 10'dur. M'ye 10 verirsek arkadaşlar 6 eksi 10 burası eksi 4 gelecek. Burayı düzeltelim. Burası eksi 4 geldi. Burayı da eksi 4 olarak bulduk. 6 eksi 10 eksi 4 bulduk. Şimdi soruyu düzenleyelim tekrar. Evet, soru ne istiyor soru bizden? Q'nun sıfırdaki değerini istiyor arkadaşlar. Evet, buradan bulalım. Q sıfırı bulmamız için x'e 1 veriyoruz yine. Birimizi verelim. 2 eksi 1 eksi 3 eksi 4 eşittir. Burası kaç oldu? 2 oldu. Q 0 oldu. Burası kaç oldu? Eksi 7, eksi 8, eksi 6 oldu. Eksi 7, eksi 8, toplam eksi 6 eşittir. 2 çarpı 3 oldu. Q'nun sıfırdaki değeri de eksi 3'tür arkadaşlar. Q sıfırın değeri de eksi 3 olarak bulduk. Evet, burada bir işlem hatası yaptık. Onu düzelttik. Çabuk gördük soruyu. Evet arkadaşlar.
Diğer altıncı sorumuza bakalım. Px artı bir polinom verilmiş. Px polinomu, Px eksi iki polinomu, x eksi bir ile bölümden kalan eksi 4. O zaman bunun sıfırdan değer 1'dir. Buraya koyduğumuz zaman arkadaşlar p eksi 1 kaçmış? Eksi 4 kalanı eksi 4 olarak vermiş. Soru bizden ne istiyor? Px artı 3 polinomu, x artı 3 ile bölümden kalan diyor. Sıfırdan değer eksi 3'tür. 3 verdiğimiz zaman p 0 oldu arkadaşlar. Bizden p 0'ı bulmamızı istiyor. P'nin eksi 1'deki değer eksi 4'müş. Efendim buraya eksi 1 bulmamız için x'e eksi 2 vereceğiz. Eksi 2 verdiğimiz zaman eksi 8 artı 8 eksi 2 a artı 4 eşittir eksi 4'e. Eksi 8 oldu. Eksi 2 8'i eksi 2'ye böl. A'nın değeri 4'tür arkadaşlar. A 4'tür. Arkadaşlar burada A'ya 4 verdik. A'nın değeri 4'müş. P 0 istiyor. X'e kaç veririz arkadaşlar? P 0 bulmak için. X'e de eksi 1 veririz. X'e eşittir eksi 1 için deriz. X'e eksi 1 verdiğimiz zaman burası 0 oldu. Eksi 1'in küpü eksi 1 yaptı. Artı 2 oldu. X'e eksi 1 verdik arkadaşlar. Eksi 4 artı 4 buradan geldi. Eksi 4 artı 4 birbirini götürdü. Eksi 1 ile 2'yi topla 1 kaldı. Burada da istenilen cevap B'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bir de buna bakalım. Şimdi burada arkadaşlar burada polinomu buna bölmüşüz. Bölüm kaç gelmiş? Bakın polinomu buna bölmüşüz. Eksi 3 buluyoruz arkadaşlar. Bu polinomu buna böldüğümüzde eksi 3 buluyoruz. A kaçtır diye soruyor. X küp A x kare artı 3 BX 12 eşittir. X eksi B ile bunu çarpalım arkadaşlar. X eksi B ile eksi 3 çarptık. Kalan eksi 3'ü ilave ettik arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar bu eksi 3'ü buraya atarsak burası kaç olur? Eksi 3'ü buraya atalım. Şu buraya getirelim. Eksi 3 buraya artı 3 geldi. Burası eksi 9 oldu. Burası kaç oldu? Eksi 9 arkadaşlar. Evet. Buradan ne gelir arkadaşlar? Şimdi bu polinomları ister bu şekilde çarpın, isterse diğer türlü çarpabilirsiniz. Bunun çarpanları kaç arkadaşlar? Burada x eksi 3 var. Bir de kaç var? X eksi kaç var arkadaşlar? X artı 1 var. Çarptığımız zaman burada bunların sıfırları, bu ifadenin sıfırları x artı 1, x eksi 3. X'e 3 verelim arkadaşlar. Bunu sıfıra eşitledik. X verdik mi? Burası sıfır oldu. X'e eksi 1 verdik mi? Bu da sıfır oldu arkadaşlar. Bizden a'yı bulmamız istiyor. X'e 3. Evet. 0 oldu. 3 verelim. 27. Eksi 9 daha. X'e 3 verdik arkadaşlar. Artı 9b. Eksi 9 eşittir 0. Buradan kaç geldi arkadaşlar? 9'a bölelim biz bunları. 3 eksi a artı b eksi 1 eşittir. Eksi a artı b'nin değeri eksi 2 olarak bulduk. Bir tane de x'e 3 vermiştik. X'e bir de eksi 1 verelim. Eksi 1 verelim arkadaşlar buraya. Eksi 1 verdiğimiz zaman eksi 1'in küpü eksi 1 yaptı. Eksi a eksi 3b eksi 9 eşittir 0. Buradan da hangi özellik geldi? 10 geldi. Arttık bu tarafa. Artı 10 oldu. A artı 3b'de 10 geldi arkadaşlar. A artı 3B'de 10 geldi. Bizden A'yı bulmamızı istiyor arkadaşlar. Direkt olarak A'yı bulacaksak burayı yukarıyı eksi 3 ile çarpalım arkadaşlar. Eksi 3 ile çarptığımızda burası 3A oldu. 1A da buradan 4A oldu. Eksi 3 ile 2'yi çarpın 6 oldu arkadaşlar. Eksi 10 ile toplayın. Eksi 4 oldu. A da buradan eksi 1 geldi. İstenilen değer eksi 1'dir arkadaşlar. Evet. Olduğuna göre Px artı bir polinomun x'i de bölümden kalan kaçtır diyor arkadaşlar. Bu arkadaşlar x'i sıfırlayan değer kaçtır? X'e sıfır verdiğimizde P1'i bulacağız arkadaşlar. P1 istiyor. X'e 2 vereceğiz arkadaşlar. X'e 2 verdiğimizde burada 1 oldu. 2 verdiğimizde 16 artı 4 artı 1. P1 de 21 olarak bulunur arkadaşlar. Polinom x eksi 4 ile bölümünden elde edilen kalan kaçmış? 9'muş.
P'nin 4'teki değeri kaçmış? 9'muş arkadaşlar. 4 verdik 16. Eksi 16 artı A eşittir kaçmış? 9 arkadaşlar. Bu durumda A'nın değeri 9 olarak bulunur. Polinomun arkadaşlar x artı 2 ile bölümden kalan K1'miş. O zaman ise eksi 2 veriyoruz. Eksi 8 oldu arkadaşlar. Eksi 2 verdik. 12 oldu. Eksi 2 verdik. 4 daha oldu. Artı 2. Evet. 12, 14. Eksi 8'e topla 6. Artı 4 daha. Evet. Burası 14. 8'e, eksi 8'e topladık. 6 kaldı arkadaşlar. 6 artı 4 A'nın değeri K1'miş. X artı 1 ile bölümünden kalan K2'ymiş. X yerine eksi 1 yazacağız. Eksi 1 artı 3 A artı K2'ymiş. Burası 2A artı 4'müş. K2 de buymuş. Arkadaşlar K1 buymuş. K2'yi 3 ile çarpacağız. K2'yi 3 ile çarpalım. 3 çarpı 2 artı 4 eşittir A1'e. 6 artı 4A'ya eşitliyoruz bunu. 6A artı 12 eşittir 6 artı 4A. Efendim buradan getirelim. 6A'dan 4A çıktı 2A. 6'dan 12 çıktı eksi 6 oldu. 2'ye böldüğümüzde de A'nın değeri eksi 3 geldi arkadaşlar. A da buradan eksi 3 olarak bulundu. P(x) polinomunun sabit terimi 3 olduğuna göre yani P 0 kaçmış? 3'müş arkadaşlar. QX polinomu x 1 ile bölümden kalan Q1 istiyor arkadaşlar. B'nin 0 olması için x'e 1 veriyoruz. x'e 1 verdik. P 0 oldu. x'e 1 verdik. Q1 oldu. Artı 1. x'e 1 verdik. 1 eksi 1 0. Burada da 1 kaldı. P 0 3'tü. 3 1 daha 4 oldu arkadaşlar. 4 bölü. Yani o zaman da Q1 ile de bunu çarpalım arkadaşlar. İçeride dışarı çarpımı yapalım. 4 eşittir. Q1 artı 1 oldu. Q1'in değeri de 3'tür arkadaşlar. Q1'in değeri de 3 olarak bulundu. Cevabı 3 çıkıyor arkadaşlar. P(x) bir polinom olmak üzere. Arkadaşlar P(x) bir polinommuş. O zaman bu ifade kime bölünüyor? Bana bölünüyor arkadaşlar. Yani çarpanlara tam bölünecek demektir. O zaman bu ifade x'e ve kime bölünecek arkadaşlar? Bunun çarpanları kaçtır arkadaşlar? Bunun çarpanları x ile 2'dir. Kalan 0 olacak. P'nin 0'daki değerinde kalan 0 olacak. P'nin x artı 2'deki kalanı 0 olacak. P'nin 0'daki değeri 0 olmalı. P'nin eksi 2'deki değeri de 0 olmalı arkadaşlar. Yani şu yukarıdaki polinomun dediğimizde pardon P 0 demiyoruz arkadaşlar. Onu orada hata yapmayalım. Bunu düzeltelim. Yani dedik. Şu ifadeyi arkadaşlar bakın şu ifadeyi şu polinomu şuna böldüğümüzde P(x)'i buluyoruz arkadaşlar. Yani P(x)'in polinom olabilmesi için biz burada dikkat edelim arkadaşlar. Bu P(x)'in daha polinomluğunun garanti olabilmesi için şu ifadenin buna tam bölünmesi lazım. Yani bunu biz bölecek şekilde bunları götüreceğiz ki bu P(x) bir polinom olabilsin. Evet arkadaşlar o zaman ifadede buna Rx diyebilirsiniz Rx'i. R polinomu. R'nin kaçtaki değeri? Sıfırdaki değeri sıfır olacak. R'nin eksi 2'deki değeri de sıfır olmalı. Bu durumda sıfır verirsek arkadaşlar R'nin sıfırdaki değeri kaçtır? Sıfırdır. Buradan sıfır verelim. Yani sıfırdaki değeri 0 artı 0 artı a'yı da 0 verdik. Hepsi 0 oldu arkadaşlar. Artı b 0. B kesinlikle 0 olmalı arkadaşlar. B 0. Onu yakaladık. Pekala bu ne olmalı arkadaşlar? X artı 2'ye. Yani eksi 2'deki değeri de 0 olacak. Eksi 2 verelim. Eksi 2 verdiğimiz zaman 16, 32 oldu. Eksi 2 verdik. 4 artı 12 oldu. Evet arkadaşlar buraya kadar. Ne verdik? Eksi 2, 12 artı 4a oldu. Eksi 4 artı b. B'miz 0'da yazmıyoruz arkadaşlar. Bu ifadeyi 0'a eşitliyoruz. 32, 44. Arkadaşlar bakın burası 44 oldu.
Eksi 4 ile topla 40. 4 a eşittir eksi 40. A'nın değeri eksi 10'dur arkadaşlar. A'da eksi 10 olmalı diyoruz. Evet arkadaşlar. Bu filmimizi de burada bitirmiş oluyoruz. Bir adım ötesi sorularını da diğer filmimizde çözeceğiz arkadaşlar. Şimdi hoşça kalın.